Merhaba, ben Şef Semen Öner. Size o kadar pratik bir tarif vereceğim ki şimdi bayılacaksınız. Yaz aylarında böyle 2 dakikada yapıp dipfrize atacaksınız. Ondan sonra da herkes parmaklarını yiyecek. İhtiyacımız olan da çok basit. Aslında 2 temel malzeme var. Gerisi tamamen sizin zevkinize kalmış. Bu 2 temel malzeme bir krem şanti. Onun yapımı için 1 paket krem şanti, 1 bardak soğuk süt kullanacağız. 2. Şöyle gevrek, kıyır kıyır lezzetli bir bisküvi. Ben şimdi McVitie's kullanacağım. Detaylarını size anlatacağım. Geriye kalan malzemeler dediğim gibi sizin keyfinize kalmış. 1,5 kahve fincanı damla çikolata kullanıyorum. 2 kahve fincanı Antep fıstığı kullanıyorum. Şu Antep'imizin yeşil yeşil nefis fıstığından. Şöyle 1,5 kahve fincanı kadar portakal kabuğu reçeli var. Şöyle yarım bardak kadar da böğürtlen kullanıyorum. Donmuş. İlk işim krem şantiyi hazırlamak olacak. Soğuk süt kullanıyorum krem şantiyi hazırlamak için. Şöyle bir kasenin içerisine tozu döküyorum. Sütü de döküyorum. Güzelce kıvam alana kadar çırpacağım. Şimdi bunu soğuk kalsın ve biraz daha kendini toparlasın diye buzdolabına yollayacağım ve diğer hazırlıkları yapmaya başlayacağım. Bu kullanacağım bisküvinin özelliği çok dengeli bir tadı olması ve böyle kıyır kıyır dediğimiz şey var ya, hani gevrek gevrek, öyle bir dokusu olması. Özellikle sıvıların içerisine işte yoğurtlu parfeler, labneli parfeler, krem şantili parfeler, dondurmalar gibi şeyleri yaparken öyle bir dokuya sahip olmak çok önemli bir şey. Şimdi bisküvileri kıracağım. Ben çok küçük kırmak istemiyorum. Biraz dişe gelmelerini seviyorum. O yüzden şöyle elimle gelişigüzel kırıyorum. Bu bisküviler eskiden Türkiye'de yoktu. Ben Avrupa'ya her gidip geldiğimde paket paket yer ve buraya taşırdım. Çünkü bu dokuda bir şey bulamıyordum. Şimdi artık her yerde bulabilirsiniz. Bütün süpermarketlerde artık McVitie's var. Tam buğdaylı olması da güzel bir şey. Şöyle çok da ufalamadan kırıyorum. Bir paket daha koyacağım. Ben çok sevdiğim için. Siz istiyorsanız daha az da koyabilirsiniz. Diğer malzemeleri de McVitie's'in içine ekliyorum. Bisküvilerle güzelce harmanlayacağım önce. Sonra da yapabilirsiniz ama şimdi yapmak daha kolay. Şimdi hepsini birbirine karıştırıyorum ve dipfrize koyacağım kabın içine yayacağım. Şimdi bir kabın üzerini buzdolabı poşetiyle kaplıyorum. Onu da nasıl yaptığımı hani bir göstereyim. Zor bir tarafı yok. Buzdolabı poşetinin alt tarafını kesiyorum. Basitçe şöyle. Ondan sonra da bunu açıp herhangi bir yerinden bir kere daha kesiyorum. Ve bu hali alıyor. İsterseniz iki kat olarak da kullanabilirsiniz. Bu işlemi biz genellikle stretch folyo ile yapıyoruz ya. Bu ondan daha kolay oluyor. O yüzden göstermek istedim. Şimdi kabı dolduralım. Üzerine isterseniz birazcık şöyle frambuaz fıstık falan ayırarak da süsleyebilirsiniz. Bir kere şöyle sertçe vuracağım. Ondan sonra da üzerini kapatacağım. Dipfrize yollayacağım. En az 3 saat bekleyecek. Mümkünse bir gün evvelden yapıp ertesi gün servis edebilirsiniz. Beklenen an geldi. Dipfrizden çıkarttım. Şöyle bir servise hazır edelim. Aman da aman. Ne de güzel olmuş. Şöyle bir
tabağın üzerine alalım. Şimdi servis zamanı. İşte hem pratik hem buz gibi serinletici tatlımız hazır. Şimdiden herkesin ellerine sağlık, afiyet olsun.